şehir eder ya Akdeniz'i, bakın rengincini, bakın dengincini, bakın kedercini, o bezin, jün, jiyan, azadik. Evet, gerçekten Mersin bir kadın kentidir ama ne yazık ki eril zihniyetle yönetilen bir sistemde yönetiliyor. Bu anlamda kadının iradesi tanınmayan, kadının siyasi alanda, ekonomi alanda ikinci plana atılan bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Bunun mücadelesini de aynı zamanda sürdürüyor. Hem ekonomi anlamda çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz, şahitlik ediyoruz. Birebir sohbet ettiklerimizde bu açıkça açığa çıkıyor. Bu temelde de bizim de bu anlamda projelerimizin olduğunu, geldiğimizde de bütün bu kadın dinamikleriyle, bu kadın örgütleriyle birlikte kadının iradesinin daha tecelli edeceği bir sistem kurmaya yönelik ciddi projelerimizin olacağını belirtmek istiyorum. Çünkü bizim için kadın denildiğinde siyaset üstü bir şeydir. Bizim kadın bilincimiz bize bunu öğretti. Kadın örgütlülüğü olmazsa olmazımızdır inancıyla biz siyasetimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz 2016'da DBP ile kazandığımız Akdeniz Belediyesi'ni biz yönettik. Ve o dönemde İştar Dayanışma Kadın Merkezimizi oluşturduk ve İştar Kadın Merkezi bünyesinde çok projeler, çok değerli projeler hayata geçti aslında. Bununla birlikte işte sığınma evlerimiz açıldı. Çocuklar için atölyeler yapılmıştı ve o atölyelerde çocukların iyi zaman geçmesi, eğitim alması için de projeler üretilmişti. Mahalle evlerimiz açılmıştı ve kadınların orada ürettiklerini değerlendirme projelerimiz de gelişmişti. Ama ne yazık ki 2016'daki o kayyum rejimine maruz kalarak bütün bunları kayyum atandıktan sonra da İştar Kadın Merkezimizi Kadın Müdürlüğü'ne dönüştürdüler ve Kadın Müdürlüğü'ne de bir erkek müdür atadılar. Elbette ki biz geldiğimizde bu kaybettiğimiz yerden tekrar başlayarak bütün bu projelerimiz önceliğimiz olacaktır. Özellikle de kadın danışma evlerini ve kadın müdürlüklerini kurmak, o müdürlükler bünyesinde de kadınlara ait hem çocuklarına ve hem kadınların birlikte güven içinde yaşayacakları projeler oluşturacağız. Öncelikle bu kentin kadın dinamikleriyle, kadın örgütleriyle bir araya gelip Akdeniz için ve genel anlamda da kadınlar için neler yapacağımıza dair ortak bir fikir oluşturarak ortak projeler üreteceğimizi belirtmek istiyorum. Emeğini değerli kılan bizim kooperatiflerimiz olacak. Kadınlar evlerinde üretecekler, hazırlayacaklar, yapacaklar, o kadın emeğini değerli kılacak, istihdam alanlarına dönüştürecek kooperatiflerimiz olacak. Tutuklamalarınızla, cezaevlerinizle bizi yıldıramadınız. Genel başkanlarımızı cezaevine aldılar. Parti meclisimizi tutukladılar. Halkımızı yıllarca zindanda tuttular. Ama cidden Akdeniz bugün sadece Mersin'de yaşayan halklarımız için değil, bir bütün halinde Türkiye'de barışa, eşitliğe ve kardeşliğe özlem duyan halklar için sembol kentlerden biri. Bugün Akdeniz'in içerisinde Kürtler var, Türkler var, Araplar var, Ermeniler var, Romanlar var. Yine inanç boyutuyla Hristiyanlar var, Aleviler var, Müslümanlar var. Yani bir Türkiye mozaiği aslında Akdeniz. Bu anlamıyla bizim Akdeniz'de yapacağımız demokratik, halkçı, yerel yönetimler projelerimiz Türkiye'de yaşayan bütün halkların aslında o özlem duyduğu barış ve kardeşliğe bir minyatür kent boyutuyla örnek teşkil edecek. Yüklendiğimiz misyonun
böylesi ağır bir sorumluluğun olduğunun farkında sürece hazırlanıyoruz. Talibi olduğumuz belediyenin böylesi bir özelliği, özgünlüğü var. Büyük sorunlarımız da var beraberinde gelen. En büyük sorunumuz tabii ki de bütün sınıfların birlikte yaşadığı Akdeniz'de işsizlik sorunumuz. Bugün çoğunluğu Kürtlerden oluşan ve işçi, emekçi bir halkımızdan bahsediyoruz. Özellikle gençliğin ciddi anlamda bir geleceksizleştirildiği, geleceğinin karartıldığı, işsizlik, yoksulluk, eğitim sorunları, sosyal, kültür ve sanat bakımından çölleştirilmiş bir bölge aslında Akdeniz. Biz bunun genel siyasetten uzak olmadığını farkındayız. Bizim belediye yöneticileri olarak ilgili mercileri harekete geçirmek, bu gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan bu derin çölleşmeyi durdurmak ve en başta istihdam alanları oluşturarak o gençlere bir gelecek kurma gibi bir tarihi sorumluluğumuzun olduğunu belirtmek istedim. Ve biz buradan açık yüreklilikle şunu söylüyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın özverisi ve çalışmasıyla Akdeniz'i kültür ve sanat merkezi haline getireceğiz Mersin'de. Ne demek istiyoruz? Bugün bir Kürt'ün kendi ana dilinde konsere gitmesi, tiyatro izlemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bir Alevi'nin kendi inancını belediyenin vereceği desteklerle yaşaması kadar doğal bir şey olamaz. Yine bir Yörük Türkü'nün kendi bulunduğu köyde yaşayacağı özgünlükleriyle kendi kültürünü bir sonraki nesle aktarması kadar doğal bir şey olamaz. Belediyenin yapması gereken, devletin bir bütün halinde yapması gereken bu insanlara, bu kültürlere, bu dillere, bu inançlara kendilerini bir sonraki nesle aktarmak için imkan sunmaktır. Dillerin ve kültürlerin tekçi anlayış yüzünden çölleştirilmeye, unutulmaya yüz tuttuğu bir ülkede bizler Akdeniz'de bunu başarmaya niyetliyiz. Projelerimiz çok çeşitlilik arz etmekte. Gençliğe, kadına, işçiye, emekçiye, üreticiye bir bütün halinde bütün Mersin'de yaşayan kesimlere imkan yaratma odaklı. Başta gençlik olmak üzere çok önemli projelerimiz olacak. Örnek olsun diye söylüyorum. Bugün gençliğin en büyük sorunlarından biri işsizlik ve ekonomik sorunlar. Gençlerin sosyal ve kültürel aktiviteleri sorunlarımız var. Bu açıdan başta gençlik merkezleri olmak üzere gençlerin bir araya gelip sosyalleşebilecekleri kütüphaneler olmak üzere kendilerini okuma, yazma etkinlikleriyle geliştirebilecekleri ve ücretsiz Wi-Fi hizmetleriyle sosyal becerilerini geliştirebilecekleri projelerimiz var. Bunun ötesinde bizim bir betonarme şehre dönüştüğünü düşündüğümüz Akdeniz'de yeşillik alan, halı saha, basketbol ve tenis kompleksleri olmak üzere spor merkezlerimiz olacak. O gençler orada bir araya gelecek, spor etkinlikleriyle, kültür sanat etkinlikleriyle sosyalleşecek ve uyuşturucu, fuhuş, dolandırıcılık ve silahlı çeteleşme gibi kriminalize olacakları yerlerden uzaklaşacaklar ve kendi geleceklerine, kendilerini geliştirmeye, sosyalleşmeye odaklanacaklar. Bunun ötesinde üreticiye dönük projelerimiz var. Çiftçilikle uğraşan halkımıza dönük projelerimiz var. İşte kendi ürettikleri ürünü belediyeye ait pazarlarda satabilecekleri, aracısız bir şekilde üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecekleri belediye pazar yerlerimiz olacak. Yine üretim yapmak isteyen çiftçi kardeşlerimize gübre, tohum ve sulama desteklerimiz olacak. Ve o insanlar kendi ürettiklerini kendileri satacaklar. Yine kooperatifleşmelerle birlikte belediyeye ait arsaları insanların imkanı olmayan, mülksüzleştirilmiş mülkiyetleri elinden almış kesimlerin belediyeye ait, hepimize ait olan arsaların çiftçilikle, tarımla o insanların hizmetine sunmasına imkan vereceğiz.
gençler, kadınlar, emekçiler, emekliler, üreticiler olmak üzere toplumun her kesimine dönük çok ciddi projelerimiz var.